Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bilgisayar incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte hemen yanımda görmüş olduğunuz Acer Predator Helios 16 dizüstü bilgisayarı inceleyeceğim. Her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Karşımızda isminden de anlaşılacağı üzere 16 inç ekranlı bir dizüstü bilgisayar var. Dizüstü bilgisayarımızın ekranına baktığımızda hemen üst orta kısımda bir webcam bizleri karşılıyor. Sol ve sağ taraflarda bağlantı yuvalarımız var. Önden baktığımızda sağda 2 adet USB tip A bağlantı yuvası bizleri karşılarken sol taraf tarafta ise 1 adet Ethernet yuvası, 1 adet yine tip A bağlantı yuvası ve kulaklık, mikrofon girişi ve micro SD kart okuyucusunu olduğunu görüyoruz. Bir de bu cihazın arka tarafında arkadaşlar özel bağlantılar var. Bir tane HDMI girişi, 2 tane tip C bağlantısı ki bunlar aynı zamanda Thunderbolt özelliğine sahip. Bir de güç girişini görüyoruz arkadaşlar cihazın arka tarafındaki bağlantılarda. Klavyeye baktığımda ise oldukça geniş aralıklı bir klavyenin olduğunu görüyorum. Aynı zamanda nümerik tuş takımı da bulunuyor. Aslında neredeyse standart bir klavye gibi bir klavyenin olduğunu söyleyebilirim. Orta büyüklükte bir touchpad'imiz var. Bunun dışında cihazın hani söyleyebileceğim özellikleri bu şekilde. Bir de arka tarafta bir çıkıntısı da var arkadaşlar ve bu çıkıntıda havalandırma ızgaraları mevcut. Bu havalandırma ızgaranın kapaklarında kutusundan çıkan farklı renklerle iki tane renk seçeneğimiz var. Bir tanesi gümüş, bir tanesi siyah gibi. Onlarla değiştirerek de daha havalı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben biraz cihazın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 16 inçlik 2560x1600 piksellik bir ekranımız var. Bu ekranımızda 240 Hz'lik bir yenileme hızı olduğunu söyleyelim. Intel Core i9-13900HX işlemcimiz var. 16 GB DDR5 RAM, 1 TB PCIe NVMe SSD'miz bulunuyor. GeForce RTX 4070 ekran kartı var. Windows 11 Home işletim sistemi, Wi-Fi 7 desteği, yapay zeka destekli gürültü azaltma özelliği, Bluetooth 5.1, 90 Watt saat kapasitesinde batarya, 5 saat pil ömrü, 2.9 kg ağırlık ve 63.000 TL bir fiyat etiketinin olduğunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Açık ve net konuşmak gerekirse bu bir oyun bilgisayarı arkadaşlar. 16 inç ekranlı bir oyun bilgisayarı. Cihazın kendisi 2.9 kilogram ağırlığa sahip. Yine beraberinde verilen bir adaptör var. O adaptörde neredeyse 1 kiloya yakın bir ağırlığı var. Oldukça büyük bir adaptör arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Çünkü bu kadar güçlü bir cihazı beslemek için de yüksek bir enerjiye ihtiyaç oluyor. İkisini beraber düşündüğümüzde yani 4 kiloya yaklaşan bir ağırlık olduğunu söyleyebilirim. Elbette ki böyle bir bilgisayar alıyorsunuz aslında bir masaüstü taşıyormuş gibi bir performans olacağı için bence bu ağırlık çok da sorun değil zaten. Hani günlük hayatta ben bunu kullanayım, sağa sola taşıyayım dediğiniz zaman da her gün taşımak biraz sıkıntı olmakla beraber hani bir yerden bir yere götürmeniz çok da büyük bir sorun olmadığını düşünüyorum. İşlemci, RAM, ekran kartı ve depolama alanına baktığımda da bu tarz bir cihazın özelliklerini karşılayacak bir konfigürasyon olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu ürünün farklı konfigürasyonları da var. Mesela 32 GB olan sürümü de var. Farklı ekran kartları olan sürümleri de var ama bana gelen test sürümünün üzerindeki özelliklere göre ben yorum yapacağım. O yüzden hani internette ya da başka yerlerde farklı donanımlara sahip bu tarz bir bilgisayar görürseniz aslında aynı ailenin farklı bir mensubu olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Cihazın üzerindeki bulunan depolama alanına ilgili bazı testler yaptım. Sonuçlarını şu anda ekranda görüyorsunuz. Markasını ve okuma ve yazma hızlarını da yine sizler için ölçmüş oldum arkadaşlar. Biraz da ekrandan bahsetmek istiyorum. 2560x1600 piksellik bir ekranımız var. Ekranın parlaklığı 500 nits arkadaşlar. Oldukça parlak bir ekran olduğunu söyleyebilirim. 240 Hz desteği var. Bu da şu anlamı geliyor tabii ki oyunlarda acayip bir şekilde bu cihazı kullanabileceğiniz anlamına geliyor arkadaşlar. O da önemli detaylardan bir tanesi. Bu ekran DCI-P3 renk gamını %100 oranında destekliyor arkadaşlar. Aynı zamanda 3 milisaniyelik bir gecikme süresinin olduğunu da belirteyim. Şimdi kullanım deneyimiyle ilgili şunu söylemek isterim. Çok fazla portu var. Bu benim hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi 2 tane burada, 1 tane orada. Arka tarafta portlar da var. Bir sürü USB portumuz var. Ekran bağlamak için de kullanabiliyoruz. Arkadaki özellikle tip C ve aynı zamanda Thunderbolt olan portları ve bunlar aynı zamanda birçok özelliği de beraberinde kullanmanızı da sağlıyor. Ben bu özelliklerini çok beğendim. Çünkü şöyle bir şey var. Hani bilgisayara bir şey takıyorsunuz, disk takıyorsunuz, başka bir şey takıyorsunuz. O manada aslında hani bir yer kalmadı, işte USB takacak yerim kalmadı sorunu olmuyor. Kart okuyucusu var, o güzel. Kulak zaten giriş çıkış zaten artık standart bütün bilgisayarda var. Standart HDMI çıkışımızın olması da güzel arkadaşlar. Bu zengin port olayını ben sevdim. Bu sayede birçok donanımı da cihaza takıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi biraz daha Acer Predator Helios 16'nın soğutma performansından bahsetmek istiyorum. Cihazın üzerinde 2 tane 5. nesil AeroBlade 3D fan var ve sıvı metal termal bileşikle destekleniyor bu. Bu da cihazın oldukça iyi soğutulduğu anlamına geliyor. Bu ürünle ilgili bazı eleştiriler vardı arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani çok ısınıyor vesaire, şu oluyor bu oluyor gibisinden. İlerleyen dakikalarda oyunlarda yaptığım testler ve o testler sırasındaki CPU ve GPU ısı değerlerini de göstereceğim. Isınıp ısınmadığına siz karar verirsiniz ama bence öyle aşırı bir ısınma yok. Böyle bir cihaz
aldığınız zaman zaten birazcık ısınacaktır. Ama sunduğu fonksiyonlara falan baktığımızda bence çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok da büyük bir ısınma sıkıntısının olmadığını düşünüyorum. Şimdi cihazın üzerinde bazı tuşlar var. Bir tane Predator Sense tuşu var arkadaşlar. Bu Predator logosunun olduğu bir tuş. Bu NumLock'ın hemen üst kısmında bulunuyor. Buna bastığınız zaman eğer uygulamasını yüklediyseniz bir yazılım açılıyor. Predator Sense diye. Biraz ondan bahsedeyim önce. Bu yazılım içinde işte o anki cihazın durumundan CPU sıcaklığını, GPU sıcaklığını, diskini, pilini, işte kamerasını, şusunu, busunu her şeyini görebiliyorsunuz. Her şeyini de özelleştirebiliyorsunuz bu arada. Örneğin bu tuşları tek tek mesela RGB ışıklandırmalarını tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Gruplandırma olarak yapabiliyorsunuz. Farklı efektleri aynı anda göstermesini sağlayabiliyorsunuz. Ve bu hem bu tuşun bu kısmı hem de arka taraftaki bu alan aydınlatılabiliyor RGB olarak. Ve bunların ayarlarının tamamını buradan yapıyorsunuz. Bazı modlar da var. İşte dengeli mod, sessiz mod, yüksek performans modu gibi modları da yine bu Predator Sense uygulaması üzerinden yapıyorsunuz. Bir de bir tane bir tuş var hemen cihazın sol üst köşesinde arkadaşlar. Klavyenin üst kısmında yer alıyor. Bu da mod tuşu. Bu mod tuşuna bastığınız zaman cihazın özellikleri arasında geçiş yapıyorsunuz. Yani modlar arasında işte dengeli, sessiz, performans vesaire gibi böyle modlar arasında geçiş yapıyorsunuz. Tabii bu modlar cihazın sesine vesairesine de etki yapıyor. Oyunlarda vesaireden yani cihazı zorlarken çok yüksek bir ses çıktığını duymadım. Oldukça iyi havalandırma kanalları var. Hem sağda var hem solda var. Buradan böyle bayağı ciddi bir şekilde böyle hava çıkışları oluyor arkadaşlar. Ve hani cihazın soğumasına da bu hava çıkışlarının ciddi bir katkı sağladığını söyleyebilirim. Şimdi gelin biraz da birkaç oyunla yaptığım FPS testlerini bir izleyelim. Burada hem FPS değerlerini göstereceğim sizlere hem de oyunlarda CPU'nun ve GPU'nun ne kadar ısındığını sizlere göstermiş olacağım. Herkese merhaba arkadaşlar. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Acer Predator Helios 16'nın web kamerasını kullanarak kaydediyorum. Böyle gördüğünüz gibi gün ışığı var ortamımızda ve herhangi bir şekilde başka bir aydınlatmamız yok. Siz de bu kamerayla bu tarz bir çekim yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu kalite elde edeceksiniz. Bu arada kamera 1080p 30fps video kayıt yapabiliyor. Bunu da altını çizmiş olayım.
Pil tarafından da biraz bahsedeyim. 90 watt saatlik bir pilimiz var. Eğer cihazı pille kullanmak isterseniz 5 saatlik bir pil ömrü var. Bence yeterli bir süre, açık söylemek gerekirse. Zaten bu cihazı kullanacağınız zaman pille değil de ağırlıklı olarak güçte kullanacaksınız. Çünkü ekran kartını devreye almak için bu güce ihtiyacınız var. O bakımdan baktığımızda bence 5 saat yeterli bir süre. Zaten bu bilgisayarı hani alayım ben işte sabah çıkayım, bütün gün dışarıda gezeyim, orada da işte yazım yazayım bir şey yapayım bilgisayarı değil. Oyun bilgisayarı bu arkadaşlar. O bakımdan bence yeterli olduğunu düşünüyorum. Peki böyle bir bilgisayarı başka işlerde kullanabilir miyiz? Yani illa oyun oynamak için değil de örneğin mimari çalışmalarda kullanılabilir mi? Kullanılabilir, üzerinde harici bir ekran kartı var. Peki başka nerelerde kullanılabilir? Montaj yaparken, kurgu yaparken, edit yaparken, yani bizim gibi içerik üreticileri için, video içerik üreticileri için bu cihazı işte Premiere'de, DaVinci'de ya da benzeri bir programda kurgu bilgisayarı olarak da kullanabilirsiniz. Buna bir monitör bağlayarak çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. İstediğiniz yere de götürebilirsiniz bu arada. Hani dışarıda bir iş yaparken de bu cihazı yanınıza aldığınızda oralarda da kurgu yapma imkanınız olacaktır. Ama asıl işi bunlar değil. Onu söyleyeyim. Ama bazen soruyorsunuz bu soruyu bana. Hani ben bu bilgisayarı oyun bilgisayarı ama şu iş için kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsiniz. Bunu yapabilir miyim? Evet, yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası, bu cihazı mimari çalışmalarda, AutoCAD gibi uygulamalarda ve aynı zamanda video kurgularda da gayet güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Gelelim fiyat meselesine. Fiyatına baktığımda arkadaşlar farklı sitelerden vesaire karşılaştırma da yaptım. Bu özelliklere sahip bir bilgisayar aldığınızda 3 aşağı 5 yukarı ödeyeceğiniz rakam bu civarda arkadaşlar. O yüzden ben fiyatının sunduklarına göre normal olduğunu düşünüyorum. Yani çok pahalı değil, çok ucuz da değil. Ortalama bir noktada duruyor. Böyle bir ihtiyacı olanlara da önerebileceğim bir bilgisayar olmuş Acer Predator Helios 16. Bu videoda sizlere Acer Predator Helios 16 oyun bilgisayarını anlatmaya çalıştım. Benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka vardır. Yorumlarda sorun. Elimden geldiğince bütün sorularını yanıtlamaya çalışıyorum. Sizden de küçük bir ricam var videoyu kapatmadan önce. Kanala abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. İzleyenler var, kanalı yeni keşfedenler var, daha önce aboneler var. Abone olanlara teşekkür ediyorum. Bu videoda birlikte kanalımı keşfedenler, ya bu adam güzel işler yapıyormuş, teşekkür ederiz, tebrik ederiz, bazen bunu yazıyorsunuz, çok sağ olun diyenler de kanala abone olarak destek olursa çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Katıl butonu da bende aktif ama çok kullandığım bir özellik değil. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilir ve beni destekleyebilirsiniz. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de unutmayın. Hem sosyal medya hesaplarımın hem de kanala abone olma linki açıklamada bulunuyor. Oralardan beni takip eder, kanala abone olursanız sevinirim. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.